Efendim mutlu akşamlar. TV100 özel yayınıyla sizlerle birlikteyiz. 28 Mayıs seçimlerine, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine yalnızca 3 günlük bir zaman dilimi kaldı. Farklı noktalardan yayınlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Bu demokrasi sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Bugün Trabzon'dayız, Ganita'dayız ve çok önemli özel bir konuğumuz var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve 28. dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Kara İsmailoğlu bizlerle birlikte. Sayın Bakanım, biz Trabzon'a hoş geldik. Siz programa hoş geldiniz. Teşekkür ederim, size hoş geldiniz. Sağ olun. Güzel bir akşam, güzel bir yerdeyiz. Güzel bir akşam. Ganita'dayız. Buradan bahsederek başlayalım biraz. Çünkü burada bir değişim olmuş. Evet. Bugün vatandaşlardan da onu duydum. Ganita ile başlayalım dilerseniz, sonrasında konuşacağımız birçok konu başlığı var çünkü. Evet, burası Trabzon'un çok özel bir yeri. Burası da çok özel bir projeyle hakikaten çok müthiş bir yaşam alanına dönüştü burası. Trabzon Büyükşehir Belediye'miz çok güzel bir iş çıkardı burada. Burası şimdi havaların biraz daha ısınmasıyla hiç adım atacak yer olmaz burada. Akşam burada bir konserimiz vardı. Yaklaşık 20 bin kişi burada. Akşam burada coşkulu bir tablo vardı. Tabii böyle yaşam alanlarını Trabzon'a inşallah fazlasıyla kazandıracağız. Aynı şekilde Trabzon için düşündüğümüz çok daha farklı buraları hep bir cazibe merkezine çevirecek projelerimiz var. İnşallah bu seçim sürecini onları çokça vatandaşlarımıza, milletimize paylaştık. İnşallah çok daha güzel yaşanabilir ve mutlu bir kent olacak Trabzon. İnşallah Türkiye'nin de en önemli parlayan yıldızlarından bir tanesi olacak inşallah bu çalışmalarla birlikte. Aynı şekilde Trabzon Boztepe'de de yine Ortahisar Belediye'miz çok güzel bir proje ortaya çıkardı. Orası da seyir terasıyla, yürüme yollarıyla. Yine orada Boztepe'de ayrı bir projemiz daha var. İnşallah onu da inşa ederek Trabzon'u çok çok daha güzel günleri inşallah hep beraber mutlu, huzurlu ve bir cazibe merkezine döndürmek bizim vazifemiz artık. Projeleri tabii detaylıca birazdan daha fazla konuşuruz. Ama onun öncesinde az önce de ifade ettim açılışta. 3 günlük bir zaman dilimi kaldı Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine. 2 aday var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. İkinci tura kalmasını bekliyor muydunuz? Öncelikle oradan başlamak istiyorum. Sonrasında da bu 10 günlük, 11 günlük süreç. 3 günlük bir süreniz daha var ama yoğun tempoyla çalışıyorsunuz. Dün yine esnaf ziyaretleriniz vardı. Bir yandan da o projelerin son durumlarını inceliyorsunuz. Hali hazırda devam edenler, açılışı yapılanlar, onları da konuşacağız. Bu 10 günlük, 11 günlük süreç içerisinde sahayı nasıl yorumluyorsunuz? Tabii saha müthişti. Özellikle 14 Mayıs öncesi çok büyük bir hareketlilik vardı. Biz bunu ilk turda biteceğini tahmin ediyorduk ama çok ufak bir parça kaldı. İnşallah onun uzatma dakikalarını pazar günü inşallah çok daha büyük bir güçle, inşallah çok daha büyük bir farkla telafi edeceğiz inşallah. Tabii vatandaşımızın ilgisi müthiş. Özellikle Cumhurbaşkanımıza teveccüh müthiş. Bunu da sahada gösteriyor. Tabii 21 yıldır bu ülkede yapılanlar var. Ülkemizin her noktasında artık değmemiş, el değmemiş yer bırakmadık. 20 yıl öncekiyle Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında yani mukayese edilemeyecek kadar bir fark var. O yüzden biz 20 yılda, 100 yılda yapılabilecek işleri sığdırdık diyoruz. Yapılanlar ortada. Yani özellikle ulaştırma sektörü benim alanım olduğu için yani anlatmakla bitmez işler yaptık. Hem bir taraftan memlekette huzur ve güven ortamını sağladık. Bir taraftan yatırımlarımızla ülkemizin, şehirlerimizin büyümesi, gelişmesini sağladık. Yaşam konforunu artırdık. Bu artık artarak devam edecek. Artık Türkiye geri dönülemez bir yola girmişti. İnşallah Türkiye bu sürecin sonucunda dünyanın lider ekonomilerinden bir tanesi olacaktır. Yani 20 yıl önceki 25 milyar dolarlık ihracat hacminin bugün 254 milyar dolara çıkması ve Cumhurbaşkanımızın 1 trilyon dolarlık bir ihracat hedefi göstermesi. Bunlar müthiş işler. Nasıl biz bugün 254 milyara geldiksek inşallah 1 trilyon dolarlık ihracat hacmine de kolayca ulaşacağız. Bunun da yapılabilmesinin en büyük dinamiği ulaştırma altyapı yatırımlarıydı. Bu yatırımlar üzerine bu kurulacak. Yani bu güçlü ve lider ekonomi dediğimiz şu andaki ülkeler aslında altyapı yatırımlarını bundan 100 yıl önce yaptıkları için bugünkü o gayri safi yurt içi hasılaları eriştiler. İnşallah biz o açığı böyle 20 yılda 100 yıllık iş yaparak önemli bir kesimini kapattık. İnşallah pazar gününden sonra
20 yılda 100 yıllık iş yaparak adeta 200 yıllık açığı ortadan kaldırarak Türkiye dünyanın lider ekonomileri arasında bir tanesi olacaktır. Tabii çok büyük planlamalarımız var. O da bu geçmişten gelen bilgi, birikim ve tecrübeyle oluyor. O bilgi, birikim ve tecrübede inanın hem bu kadar yatırım yaparken kendi mühendislik çözümlerimizden, kendi yatırım gücümüzden, kendi finansal modellerimizden ülkemize çok şey kazandırdık. İşte bunların en son en güzel örneklerinden bir tanesi hemen yanı başımızda Zigana Tüneli'ydi. Yani 17 yıl önce 17 yılda bitirilmeyen Bolu Dağı Tüneli'nin uzunluğu sadece 3 kilometreydi. 17 yılda bitirilemeyen Bolu Dağı'nın uzunluğu, Bolu Dağı Tüneli'nin uzunluğu 3 kilometreydi. Bugün bakın 5 yılda biten tam 14,5 kilometre uzunluğunda Zigana Tüneli'nden bahsediyoruz. Kolay gelmedik buraya. Yani Bolu Dağı Tüneli 17 yıl sürerken yabancı müteahhitler, yabancı mühendislik çözümleriyle paralarımızı aldı götürdüler ama biz işleri bulamadık. İşleri hiçbir zaman bize teslim edemediler. Bugün bakın tamamen Türk mühendislerinin, Türk işçilerinin ve tamamen yerli milli mühendislik çözümleriyle dünyanın bu kadar yüksek kaliteli, yüksek teknoloji isteyen bir tünelini yapıyoruz. Asfaltından, betonundan, aydınlatması, havalandırması ve akıllı tünel konseptinde imal ettiğimiz dünyanın en kaliteli işi Zigana Tüneli. Diğer bütün projelerimiz de öyle. Yani Kuzey Marmara Otoyolu'ndan, Avrasya Tüneli'nden, İstanbul-İzmir Otoyolu'na kadar Türkiye artık mühendisliğin en son noktasını, en yüksek teknolojini tamamen kendi yerli mühendislik çözümleriyle geliştiriyor. Ayrıca finansal modellemeleri sayesinde de projelerimiz hızla bitirilip ülkemize kazandırılıyor. Düşünsenize 17 yılda bitmeyen bir Bolu Dağı Tüneli'nin kime faydası var? Ama paralarınız gidiyor ve bu proje bitmediği için ekonomiye hiçbir katkısı olmuyor. İnsanımıza da hiçbir katkısı olmuyor. Çünkü 17 yılda bitmeyen bir projenin bitmediği için daha uzun bir yoldan vatandaşımız seyahat ettiği için daha fazla zaman, daha fazla akaryakıt ve daha fazla kazaya maruz kaldığı için vatandaşımızın hiçbir faydası olmuyor ve bakın Bolu Dağı Tüneli gibi bir projeyi bir bitirememenin yıllık Türkiye ekonomisine zararı tam 400 milyon dolardır. İşte Türkiye bu finansal modellemeler, bu fayda maliyet analizleri ve fizibiliteler sayesinde işte bu kadar büyük projeyi bu kadar kısa zamanda bitirdi. Bakın sırf ulaştırma altyapı yatırımı olarak son 20 yılda tam 193 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun da %20'sini kamu özel işbirlikleri yaparak Kuzey Marmara Otoyolu, Çanakkale Köprüsü gibi büyük bütçeli projeleri çok kısa sürede bitirirken Zigana Tüneli, Kömürhan Köprüsü, Rize Artvin Havalimanı gibi projelerimizi de kamu bütçesinden yaparak, fizibilitesine uygun olduğu için kamu bütçesinden yaparak ardı arkasında bunları milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bakın Türkiye'de 2002 yıl öncesi sadece 50 kilometre tünel vardı. Biz bakın Zigana Tüneli'ni açtığımız 3 Mayıs günü Türkiye genelinde tam 50 kilometre tüneli bir günde açtık. Zigana Tüneli, Antalya Demirkapı Tüneli, Şile Ava tünelleriyle 50 kilometre tünel açtık. Biz Yusufeli Barajı yollarında 56 kilometre tünel yaptık. Yani hakikaten Türkiye müthiş gelişmeler yaşadı son 20 yıl, 1 yıl içerisinde. İşte buradan aldığımız güvenle biz 14 Mayıs'ta bunu çok daha güçlü bir şekilde atlatmamızı tahmin ederken vatandaşımızın tercihidir. Tabii ki saygı duyacağız ama 28 Mayıs Pazar günü biz bunun etkisini görerek inşallah %60'lara yakın bir oranla bu fevkalade bir rakamla güçlü Türkiye'yi bütün dünyaya hissettireceğiz inşallah. O yüzden bütün Türk Cumhuriyetleri, Müslüman coğrafya, bütün mazlumlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sonucu ne kadar güçlü çıkacağını merakla bekliyorlar inşallah.